Değerli arkadaşlar, son olarak burada Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, hepimizi buraya toplayan büyük Türk milletinin çatı metni. Biz bunun için buradayız. İlgili Yargıtay Başkanlığı, ilgili Yargıtay üyeleri, bunu sembolik olarak şimdi burada bulunan güvenliğe teslim ediyorum. Lütfen iyi okuyun. Gücünüzü, yetkinizi nereden aldığını lütfen hatırlayın. Bunu da milletimizin huzurunda bir borç olarak kabul ediyoruz. Buraya geçmeyelim. Gel gel buraya. Getir getir. Böyle gidelim orada. Görüntü göster yıkılmaz abi. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin abi. Müsaade edin. Müsaade edin. Arkadaşlar müsaade edin. Müsaade edin abi. Müsaade edin abi. Pardon. Ablacığım, ben de haber yapacağım. Tamam, yapmıyorsun da. Ezilme diye dedim. Gelin, gelin. Abi biraz daha gelin. Abi açılabilir miyiz? Aynen abi, açılabilir. Tamam, öbür tarafta şey yapalım. Tamam arkadaşlar. Durun. Bahadır kapıyı kapat abi. Niye kapat? Kapat abi. Ben bu sizin çok anlasın. Bir dakika. Tamam. Değerli arkadaşlar, az önce basın açıklamamızda da ifade ettiğim gibi Yargıtay Başkanlığı'na bir dilekçeyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı bilgilerine bir kez daha sunmak üzere teslim etmiş bulunuyoruz. Ve şunun altını çizmek istiyoruz. Biz şimdi birazdan buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Milletin iradesinin olduğu yere. Gücümüzü oradan alıyoruz. Ve bu gücü tahkim eden, geleceğe taşıyacak olan yegane zeminimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası. Bu anayasanın altında her bir Türk vatandaşının hiçbir korku, güvenlik endişesi duymadan yaşama hakkı bulunmaktadır. İYİ Parti bu hakkın güvencesi ve koruyucusu olmak adına hukukun içerisinde tüm mücadelesini vermeyi sürdürecektir. Hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.